Herkese merhaba. Mina Coin'in sadece arz hesaplamasıyla önümüzdeki boğa sezonunda minimum hangi fiyatlara çıkabilir, garanti satış hedefi neresi olabilir bunu göstermeye çalışacağım. Temmuz 2021 yılında 168 milyon adet Mina varmış. Kasım 2021'e geldiğimizde 254 milyon adet Mina dolaşımda bulunuyor. Zaten bu dönemde de boğa sezonunu geçirmiş, en yüksek market cap'ine ulaşmış. Ocak 2022'ye geldiğimizde 338 milyon, Nisan 2022'de 444, Temmuz 2022'de 572. Aslında arz artışları gerçekten seri bir şekilde devam etmiş. Ocak 2023'e geldiğimizde 792 ve Ocak 2024'e geldiğimizde 1 milyar adet Mina dolaşımda bulunuyor. Total saplisi de 1,119 milyar minaymış. Maksimum saplisi bulunmuyor. Dolayısıyla sürekli üretim halinde. Benim açımdan negatif. Proje gerçekten kaliteli ama o da bence bilinen bir şey. Yani Mina yatırımcısı oldukça fazla diye düşünüyorum. Beklenti bu boğa sezonu için oldukça yüksek. Mina özelinde bakalım bu beklentiyi karşılayabilecek mi? Arz hesaplamasını normalde daha sıradan, belki de projesi iyi olmayan bir coin'den bahsediyor olsaydık ciddi bir sıkıntı var derdim. Çünkü geçmiş boğada 254 milyon, şu an günümüzde net bir boğa sezonu yaşamamamıza rağmen 1 milyara kadar arz çıkmış, 5 katı bir artış söz konusu. 4 katı pardon bir artış söz konusu. Ya yani bu bence ciddi bir artış. Mina bakalım bunu nasıl karşılamış. Birazdan Mina üzerinde de önemli bir şeye vurgu yapmış olacağım. Tablosuna bakacak olursak güncel fiyatı 1 dolar 09 sent. Dolaşımda 1 milyar adet Mina var. Güncel market cap'i 1,1 milyar dolar. En yüksek zirveyi 254 milyon Mina varken Kasım 2021'de 6 dolar 68 sente kadar çıkıyor ve market cap'i 1,6 milyar dolara kadar ulaşıyor. Ve günümüzdeki arz ile geçmişteki bu boğa performansını yakalaması için Mina'nın ne kadar olması gerekiyormuş? En az yani minimum 1 dolar 63 sente gelirse geçmiş boğa performansını yakalamış olacak. Bütün Mina'ların dolaşıma girdiğini varsaydığımızda da 1 dolar 52 sente geldiğinde yine geçmiş boğa performansını yakalamış oluyor. Yani dolayısıyla en garanti hedefi 1 dolar 52 sentmiş. Ama Mina'da şöyle bir vurgu yapmam gerekiyor. Şimdi Mina'nın grafiğine iyi bakalım. Burada Kasım ayı içerisinde geçmiş boğada zirveyi yani en yüksek market cap'e ulaşmış. Öyle değil mi? 1,6 milyar dolara kadar çıkıyor. Günümüzde baktığımızda milimetrik çalışmış görüyorsunuz değil mi? Buradaki temas zaten bu bölgedeki ulaştığı en yüksek market cap'e ulaşması anlamına geliyor. Yani dolayısıyla arz hesaplamasına göre baktığımızda hedef nokta atışı gelmiş. 1,52 ve 1,63. Yani ben bu paylaşımı eğer ki bu dönemde yapmış olsaydım şunu diyebilirdik. Mina yatırımcısı boğa sezonu için %300'lük karı kovalıyor olacak ve bana göre de Mina'nın gerçekten garanti hedefi derdim. Buna emin olabilirsiniz. Ve bu hedefte nokta atışı gelmiş. Benim verdiğim kanallar da çok güzel çalıştı ve çalışmaya devam edecek. Buna şüpheniz olmasın. Benim kendime belirlediğim maksimum hedefim neresiymiş? 2,48, 2,05'miş. Şimdi bakın. Burada neyi söylemek istiyorum? Eğer ki Mina Coin daha net bir boğa sezonu gelmeden geçmiş boğa performansını 4 katı arz artışına rağmen yapıyorsa bu projede gerçekten birilerinin beklentisi olduğu anlamına gelir. Yani Mina özelinde Mina Coin'in toplandığını, yatırımcısının her geçen gün arttığını, talebin her geçen gün arttığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu kadar derin düzeltme yapmasına rağmen. Şimdi boğa sezonu gelmeden geçmiş boğa performansını yakalayan bir coin'in acaba boğa sezonunda ne kadar yükseliş sergileyebilir? İşte bunu net bir şekilde öngörmek tabii ki benim açımdan imkansız ama daha şimdiden bu market cap'e ulaşmışsa yani Mina Coin 10 milyar dolar market cap'e ulaşabilir. Bu kendi hedefim yani benim Mina'daki beklentimden bahsediyorum. Dolayısıyla 10 milyar market cap'e ulaşması için de artık hesaplamasını yapmanız lazım. Yani şu an zaten 1 milyar Mina coin var öyle değil mi? 1 milyarı 10 dolar yaptığımızda ne olacak? 10 milyar olacak. Yani Mina'da eski ATH ile beraber 6 ile 10 dolar arası fiyatı belirlemek
Bence hayal olmaz diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Yani buradaki ATH'ı belirlememdeki sebeplerden bir tanesi de bu. Kendi stratejime göre de zaten 5.76, 6.19 orta uzun vadede Mina'nın hedefi konumunda. Yani burayı bile hedeflersek, ki bence bu gerçekten uçuk bir hedef değil, emin olabilirsiniz buna. Hala %425'lik karı kovalayacağımız anlamına gelir. Bunu da lütfen göz önünde bulunduralım. Projesi kaliteli, beklenti yüksek. Bu arz artışlarına rağmen eski performansına ulaşmışsa bu projeden beklenti içerisinde olmamız kesinlikle yanlış olmaz. Mina ile alakalı söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın.